Hayvanlar genellikle kendilerini savunmak için bir uzuvunu iyi bir şekilde geliştirmesiyle evrimleşmektedirler. Bunların bazılarına örnek vermek gerekirse yılanın zehri, köpeğin dişi ve keçilerin boynuzları diyebiliriz. Ama bizim asıl hedefimiz boynuzlar. Bu listemizde dünyanın en tehlikeli boynuzlarına sahip 10 hayvanı var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Afrika'dan köken alan, Afrika yerlileri tarafından yıllardır iş ve törensel amaçlı yetiştirilmiş, 1800'lü yıllarda egzotik görüntüsü nedeniyle Amerika ve Avrupa'da hayvanat bahçelerine getirilen, günümüzde karkas yağ ve kolesterol oranının düşük olması nedeniyle değer kazanan garip bir sığırdır. Boynuzlarının ağırlığı 80 kilogramı bulabilir ve yine boynuzların uzunluğu rekorlar kitabına yazılmış en uzun boynuz özelliğini taşıyor, 2 metre. Bir önceki sığırla akraba olan bu cins boynuzlarıyla hayli dikkat çekiyor. Boynuzlarının kalınlığı neredeyse diğer sığırlarla aynı ama uzunluğu ise bir hayli uzun. Ortalama olarak 1,5 metre boynuz uzunluğu olan sığırlara sıklıkla denk gelinebilir. Ve bazılarının boynuzu yukarıya doğru sivri olarak ilerliyor. Bazıları da aşağı doğru uzayıp gidiyor. Burma boynuzlu keçi ya da burgu boynuzlu keçi veya yılan yiyen keçi. Kuzeydoğu Afganistan, Kuzey ve Orta Pakistan, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinin bazı kesimleriyle Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın güneyinde yaşayan en iri yaban keçisi türüdür. Tehlikedeki türler kategorisinde olan burma boynuzlu keçi nüfusu 2500 bireyden daha azdır. 1,5 metre boynuz uzunluğuna ulaşabiliyor. Moğolistan ve çevresinde yaşayan bir yaban koyunu türüdür. Yaşayan koyunların en irisi olan arganili, çift tırnaklıların en büyük türlerinden bir tanesi olarak bilinir. Erkek arganilerin ağırlığı 200 ila 230 kilogram arasındadır. Koçların büyük sarmal boynuzları özellikle 1 metre 80 santim uzunluğa ulaşabilir. Evcil koyunların atası olarak kabul edilen ve bugün koruma altına alınan Anadolu'ya özgü bir yaban koyunu türüdür. Evcil koyunların atası olarak bilinen Türkiye'ye özgü bir türdür. Dişileri 80 ila 90 santim boyunda, 30-35 kilogram ağırlığında, erkekler ise 105 ila 140 santim boyunda, 45 veya 75 kilogram ağırlığında olabilir. Ortalama yaşam süreleri 15 ila 18 yıldır. Dişiler boynuzsuzdur. Erkeklerin iki yana doğru açılan ve yaşlandıkça uzayan boynuzları vardır. Boynuzları 1,5 metre kadar olabilir ama oldukça kalındır. İber dağ keçisi ya da İspanyol dağ keçisi olarak tanınırlar. Devasa boylara ulaşabilirler.
2000'li yıllarda nesli tükenmiştir. Ama tekrardan klonlama sayesinde üremiş ve dağlara geri salınmıştır. Bilinçsiz avlanma sayesinde tekrardan nesli tehlikede olan kategoriye alınmıştır ve boynuzları 1 metre 60 santimi bulabilir. Büyük sahrada yaşayan bir antilop türüdür. Tombul, kısa bacaklı bir antilop olan Attaks'ın boyu 1 metre 80 santimden biraz daha uzun, omuzdan yere yüksekliği yaklaşık 1 metre, ağırlığı ise 120 kilogram kadardır. Hem dişisinde hem de erkeğinde sarmal halkalı vida biçiminde uzun boynuzlar vardır. Kürkü gri ya da beyazdır. Başında ve yüzünde siyah benekler yer alır. Boynuzları vida benzeri olmasından dolayı oldukça çok tehlikelidir. Oryx, çöllerde ve kurak düzlüklerde sürüler halinde yaşayan iri antiloplardır. 3 farklı türü vardır. Boynuzları çok tehlikeli bir türdür. Bu zamana kadar kayıtlara geçirilmiş 200 ölümlü saldırısı vardır. Rengeyi dünyanın kuzey bölgelerinde birçok bölgeye yayılmıştır. Kuzey Amerika rengeyikleri saatte 80 km hızla koşabilir ve yılda yaklaşık 5000 km yol alabilir. Rengeyikleri çok şanslıdır. Boynuzlarını her yıl dökerler ve tekrardan boynuzları çıkar. Ve zamanı geldi mi öyle sertleşirler ki saldırı sırasında çok tehditkar olabilir. Günümüzde yalnız 5 türü kalmış olan gergedanın geçmişte özellikle 19. ve 20. yüzyılda yapılan aşırı avlanma sonucunda türünün büyük bir kısmı yok edildi. Genelde boynuzlarının ticareti için avlanan gergedan boynuzunun özellikle Yemen ve Çin'deki talep sebebiyle avcıların hedefi olmakta. Yemen'de hançer yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca gergedan boynuzunun cinsel gücü arttırıcı etkisi olduğuna inanıldığından gergedanlar avcıların hedefi olmayı sürdürüyor. Bu zamana kadar 2000'den fazla ölüm vakası belgelere işlenmiştir.